Biz toplantıda karşılaştık ama şu tükenmişlik sendromu çok ilginç. Doğrudur. Bu konuda senin de epeyce bir bilgin var Ali. Bu konuyu biraz konuşalım. Evet. Önce bize ne zamandır YouTube üzerindesiniz onu bir anlatsana. Aktif olarak YouTube'da bizim Teknopatnet'in videolarının yayınlandığı zaman baktığımız zaman 2013 yılı. 2013'ten 2019'a 5-6 sene sadece video kısmında geçmiş. Yayın tabii ki artık 8. senesine geldi. 5-6 yıl YouTube'da aslında 100 yıl gibi uzun bir süre pek çok insan için. Evet. Peki ne içeriğimiz ne? İçeriğimiz bizim teknoloji, ürün incelemeleri, serbest sohbet programları, genelde rehberler, kullanıcılara yararlı olacak bilgiyi, beceriyi kazandırmaya çalışıyoruz. Bir de analiz etmeyi, test etmeyi, pek çok şeyi gösteriyoruz. Kendileri için ellerindekileri nasıl değerlendireceğini gösteriyoruz. Kimi zaman da bu tarz basın toplantılarından içerikler paylaşıyoruz. Ama ana konumuz bizim teknoloji. İkinci planda da tabii oyun, eğlence ve internet kültürü. Peki, bu arada YouTube bu konuda size bir destek yapıyor mu? Eğitim ya da işte tükenmişlik sendromuna geldik. Evet. Ne bileyim, psikolojik bir bilgilendirme. Şöyle. Ne görüyorsunuz mesela buradaki ortamda? Son zamanlarda YouTuber'lar da çok ünlü oldu. Evet. Zaten konuyu konuşma sebebimiz o. Evet. Aslına bakarsanız şimdi biz bir yandan yayıncı, bir yandan YouTube üzerine paylaştığımız için bir YouTuber kimliğimiz de oluyor. Doğal olarak içerisinde yer aldığımız için YouTuber dediğimiz YouTube üzerine video yayınlayan insanlarla çok görüşüyoruz. Aynı ortamlarda bulunuyoruz. YouTube'un Türkiye'de de bazı eğitimleri, workshopları var. Zaman zaman farklı gruplardan farklı yayıncılar, farklı YouTuber'lar bir araya geliyorlar. Onlara mesela yayınlarını, internetteki videoları nasıl yapmaları gerektiği konusunda bilgiler veriliyor. YouTube'un bir de Creator Academy dediğimiz bir online dersler kataloğu var. Online dersler kataloğunda işin hem teknik hem iletişim kısmı ile ilgili bilgiler veriliyor. Aslında onu takip eden pek çok kişi neyi nasıl yapması gerektiğini, ne yaparsa başarılı olabileceği ile ilgili genel bilgileri ediniyor. Mesela ne bu? Ne yaparsa başarılı? Mesela küçük görselleri nasıl yapmalılar? Videoların ideal süresi nasıl olmalıdır? Bunun haricinde içerik olarak neye önem verebilirler? Ama bu birazcık değişti, evrildi. Geçtiğimiz yıllar içerisinde mesela en son eğitimde gördüğüm detaylardan bir tanesi şöyleydi. Nasıl eğer kanalınızdaki ilgi azalırsa bunu tekrar canlandırırsınız. Bu bende bazı şeyleri tabii ki açığa çıkardı. Bazı şeyleri çevredeki insanlarla konuşurken. YouTube üzerinde herkes tabii ki en başarılı olan örnekleri her zaman ele alıyor. En iyi gidenleri örnek alıyor ama bazılarında YouTube kanalları başarı elde etse de daha sonra düşüş trendine girebiliyor, tekrar çıkabiliyor. Bazıları hiç çıkmadan ortadan kaybolabiliyor. Biz çok stabil devam ettiğimiz için bu tür sorunlarla karşılaşmadık. Devamlı azar azar uzun vadeli bir büyüme olduğu için ben o şokları yaşamadım. Ama birdenbire aşırı ünlü olmuş ve ardından unutulmuş olan YouTuber'larda ya da ani ünü çok eğlenceli içeriklerle elde edenlerde ardından ciddi psikolojik rahatsızlıklar, sorunlar, tükenmişlik sendromu dediğimiz etkileri görmeye başladık. Neden? Ne oluyor? Azalıyor mu? Seyirci? Şöyle bir şey, bu dopamin, adrenalin nasıl insanı heyecan birdenbire etkiler, birdenbire çok ünlü olurlar, çok böyle insanlar ilgi ve sevgi gösterir. Sonra birdenbire bundan mahrum olma hissi yaşar insanlar. Bunu yaşıyorlar ve konuştuğumuz zaman bunu tabii ki biraz psikolojik bir mesele olduğu için biraz özel olarak anlatıyorlar. Her zaman adlarının anılmasını istemiyorlar. Ama o arkadaşlarda böyle sorunlar olduğunu, ne yapabileceklerini sorduklarını gördüm. Genelde aslında bu sorunla başa çıkmak yerine nasıl tekrar daha ünlü olabileceklerini soruyorlar. Tekrar ne yapabilirim? Tekrar nasıl yükselebilirim? Bu soruyu soruyorlar. Aslında sormaları gereken soru, ben kendimi iyi hissediyor muyum? Bunu gerçekten uzun vadede yapmak istiyor muyum? Mutlu muyum? Ve bu şekil mutlu olabilecek miyim? Ali, aslında bu konuda intihar vakasıyla da karşılaştık değil mi? Ne yazık ki. Ne yazık ki tanıdığımız, sevdiğimiz bazı insanlar aramızdan ayrıldı. Şimdi kanal değiştiriyor bazı YouTuber'lar. Doğal olarak bazı ağlar ile çalışıyorlar. Ardından kanal değiştirdikleri zaman doğal olarak bir dalgalanma oluyor üzerlerinde ilgili de. Kimisi kendi işini kurmak istiyor, kimisi ortaklıklar ile çalışıyor. İşin bir de ticari yönü tabii bir yerden sonra hayatlarını idame ettirmek. Fakat kimi zaman trendler değişiyor, onların çektikleri videolar ilgi görmemeye başlıyor. Kimi zaman kendileri yanlış bir şey söyleyebiliyorlar, başlarına kötü olaylar gelebiliyor. Ama bu konuda yeterince psikolojik destek her zaman göremiyorlar. Çünkü herkes bu olayın halini anlamıyor. Aslında bu olay tam olarak Hollywood ünlülerinin, televizyon ünlülerinin, dizi ünlülerinin, müzik yıldızlarının, pop starlarının, biliyorsunuz sanatçılarda da böyle olaylar oluyor. Yaşadığının bence birebir aynısı. Ünlülüğün getirdiği sıkıntılar diye düşünüyorum.
Peki demin konuşurken bir de şöyle bir cümle kullandın. Bu amatör işi bir iş değil. Evet. Kesinlikle. Aslında amatör olarak başta kedi videoları, aile videolarını ailemizle paylaşmanın, çevreyle paylaşmanın bir yoluydu. Ama internette viralite dediğimiz hızlı yayılma sayesinde çok geniş kitlelere ulaşınca bazı insanlar ünlü oldum, o zaman bunu devam ettireyim, buradan bir hayatımı kazanayım diye üzerine devam ediyorlar. Fakat sürdürülebilir bir şey olmayabiliyor. Kimisi bir atımlık bir üne kavuşmuş olabiliyor. Yani bir komik anı kaç defa baştan yaratabilirsiniz? Ne kadar o içeriği böyle inanılmaz heyecan verici, milyonlar izlenecek şekilde yapabilirsiniz? Bir yerden sonra iş kamerayı geliştirme, ışığı geliştirme, içeriği daha iyi yazma, kurgulanmış senaryolar. Baktığınız zaman YouTube'a bugün görürsünüz, şaka yaptık bilmem neye. İşte bazı abartı şakalar görüyoruz. Abartı ilgi çekmesi için yine olaylar görüyoruz. Ortaya atılmış yalanlar görüyoruz. Bu ilgi çekme ihtiyacının, reyting alma ihtiyacının oluşturduğu şeyler. Olay artık profesyonel prodüksiyona giriyor ve olay bir kurgu oluyor. İnsanların kendi hayatını paylaştığı bir şey olmaktan çıkıp bazıları için kurgulanmış komik senaryoların canlandırması oluyor. O noktada da burada bir yerden sonra tükeniyorlar. Bir yerden sonra o yaratıcılık her gün, her hafta, her ay onları üretmeye yetmeyebiliyor. Kimisi yanına başkalarını alıp onlardan destek alıyor ve tükenmişlik sendromuyla karşılaşmıyor. Diğer insanlarla ama bu kadar iyi ilişkiler kuramayan ya da şansı o esnada olmayan insanlar yalnız kalıyorlar ve tükenmişlik sendromu yaşıyorlar. Artık eskisi gibi üretemediklerini düşünüyorlar. Bunalıma giriyorlar. Bu tür arkadaşlara elimizden geldiğince konuştuğumuz zaman böyle yapmalısın. Her şeyden önce senin sağlığın, akıl sağlığın, ruhani dengen önemli. Boş ver diyorum yani. Bunu söylüyorum. Ali sen tabii teknolojide biz analiz yapmakla meraklıyız. Evet. Onun sonucunda da anladığım kadarıyla demin konuşurken söyledin. Google'a da bazı önerilerde bulunuyorsun YouTube'e. Evet. Ne oluyor böyle öneriler getirdiğinde? Önerileri götürdüğümüz zaman genelde çok beğeniyorlar bazı önerileri. Bunlar nasıl oluyor? Kimi zaman destek mekanizması üzerinden, kimi zaman bir etkinliğe davet ettikleri zaman yüzde şekilde iletiyoruz. Benim ilettiğim örneklerden bir tanesi de bir YouTuber'ın kanalı değilse bile internette ismini arattığınız zaman videolarını bir araya endekslenmiş şekilde bulabilmeniz. Yani kullanıcılar bu sayede onları her zaman bulabilir. Ve aniden belirip kaybolma olayının yerine internette devamlı bir kartvizit gibi varlığını bu insanlar sürdürebilir. Bunun bunalımları cidden çok daha fazla azaltacağını, belirli platforma bağlı kalmadan bir platformda ünlü olup sonra unutulduğu için depresyona giren insanların belki çaresi olabileceğini düşünüyorum. Ve bu öneriyi de getirdim. Ama uygulanacak mı? Onu merak ediyorum. Peki. Benim suallerim bu kadar. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Tavsiye vesaire bir şey. Tavsiyem şu. Öncelikli olan her zaman insan, kendi sağlığımız, kendi dengemiz, çevremizdeki insanların mutluluğu. Önemli olan bize ne kadar bazen aksi söylense de ünlü olmak değil. Aşırı derecede başarılı ya da başarısız olmanın hiçbir zaman o kadar önemi yok. Önce sağlığınız, kendi dengeniz yerinde olsun. Her şey bunu takip eder. Siz eğer istikrarlı, dengeli, insanlara yararlı ve samimi bir şekilde hitap ederseniz zaten sizi seven insanların az ya da çok olmasının hiçbir önemi yoktur. Biz şu an çok geniş kitleye hitap ediyoruz ve bundan mutluyuz ama bizim mutluluğumuz bunun sayısıyla doğru orantılı değil. Gelen yorumlardaki insanların verdiği, paylaştığı güzel duygu ve düşüncelerle ilgili. Bu yüzden dediğim gibi internet ortamında kendi sağlığınızı korumayı birinci önceliğe koyarsanız çok daha uzun ömürlü ve mutlu olursunuz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.